Neler ifade edeceksiniz bizlere polislikle ilgili olarak? Terör olaylarının artmasıyla tabii öncelikle hem polislerimiz hem de askerlerimiz daha çok görev alanına girdikleri için bu ülkeyi, bu vatanı öncelikle savunma görevini profesyonel manada kanunlarla ve yetkilerle onlara verildiğinden dolayı terörle ilk burun buruna gelen ve o terör belasını ülkemizden çıkarabilme niyetiyle, temizleme niyetiyle görev alan bu iki meslek grubunda dünyanın her yerinde böyledir. Mecburen şehit olma olayı oranı sayısı yüksek oluyor. Hani terör öğretmenleri hedef alsaydı öğretmenlerimiz şehit olacaktı. Ama terör ülkenin huzurunu, birliğini, bağımsızlığını tehdit ettiği için, huzurunu kaotik ve kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı için doğal olarak ülkenin huzurunu ülke içerisinde iç huzurumuzu polis kolluk kuvveti bu görevden sorumlu olduğun için onlarla çatışıyor. Bunun için eğitim aldı polislerimiz, fakat askerlerimiz. Bizim dünyadaki teröristin affedersiniz çok abiyana bir tabir kullanacağım. Çok özür dilerim ama teröristin dünyanın hiçbir yerinde namuslusu olmaz. Ama hani bunları bir namus kategorisine koymaya kalksak dünyanın en adi, en namussuzu da bizim teröristler. Değil mi? Maalesef. Dünyanın her yerinde terörist var. Yok mu yani? Var. Amerika'da da var, Rusya'da da var, Almanya'da da var, Fransa'da da var, Afrika'da var, her yerde var. Terörist var. Ama bizim teröristler namussuzluk sıralamasında en dipte olanlarıdır dünyada. Yok bunların bir örneği. Bizim teröristler adliyeye girip adliyeyi bir şekilde içeri girip, içeride savcının odasına kadar girip, canlı yayında fotoğraflarla beraber sergileyerek savcıyı şehit ederler. Bizim teröristler eşinin yanında yolda yürüyen askeri veya lokantada çorba içen polisi veya evinde gece görevden gelmiş daha uykusundayken polisleri şehit ederler. Sivil hayattayken. Şimdi çıkmış HDP'nin bir tane milletvekili safsata okuyor. Safsata okuyor. Ne oldu diyor 7 Haziran'dan sonra da bir anda olaylar şöyle oldu da böyle oldu da. Efendim uçaklar Kandil'i bombalamasaydı bazı şeyler olmaz diye getiriyor. Peki şimdi ben soruyorum size. Size derken yani onlara ifadem, muhatabım siz olduğunuz için siz diye ifade ediyorum onlara. Urfa'da gece görevden gelmiş iki tane daha gariban, iki tane genç sadece 5 kuruş ekmek parası için çalışmakta olup da sabahın o en derin uykusundayken evine girip de beyninden vurduğun, kafasından şehit düşürdüğün o polislerin günahı neydi? Değil mi? Onlar neden bunu yaptılar peki o zaman? Şimdi ülkemizde ben geçen de size söyledim. Şimdi polislerin çok büyük zorlukları var. O konulara gireceğim ama ondan önce şunu da anlatayım. Bir daha söylüyorum bakın. Bunun altını çizerek söylüyorum. PKK, HDP'nin silahlı bir yandaşı değil, HDP, PKK'nın siyasi kolu konumunda hareket etmemeli. Bakın o çaprazlamayı yanlış telaffuz ediyorlar. Evet. Ve yine Selahattin Demirtaş'a bir çağrıda bulunuyorum. Geçen gün bulundum, yine bulunacağım. Bir hafta sonra yine bulunacağım. İki hafta sonra yine bulunacağım. Sen PKK adına savaşanları bir taraf olarak görüp onların da empati yapılıp anlaşılmasını, onlara da bir şekilde anlayış göstermesinin beklediğin bir yerde senden iki tane isteğim var. Çok rica ediyorum. Tebliğli bir kıyafetle beraber Diyarbakır'da, Van'da bir gün 24 saat polis kıyafetiyle beraber gezinmesini, polis kıyafetiyle beraber asayiş polisi olarak, bırakın terörle mücadele şu bu istihbarat değil, asayiş polisi olur ama kıyafetini giyecek, üniformayı giyecek. O üniformayla beraber şehrin asayişini, huzurunu, hırsız kovalama veya diğer böyle şeyler yani iç huzurla ilgili birimde 24 saat bir görev yapsın. Ama bunu Diyarbakır'da yapsın. Evet. O üniformayla beraber yapsın. Eline telsizini alsın, yanında 3 tane 5 tane o gezindirdiği demokrasi havarisi olan milletvekillerinden de birkaç tanesini alsın. Polis kıyafetini giysinler. Devletler, İçişleri Bakanı'na izin alsınlar, müsaade alsınlar.
Diyarbakır'da 5-6 arkadaşıyla beraber toplu olarak asayiş görevi yapsınlar. Evet. 24 saat yapsınlar. Çok rica ediyorum Selahattin Demirtaş'tan. Yine Selahattin Demirtaş'tan bir gün sonra da asker kıyafetiyle, asker üniformasıyla beraber 24 saat hem görevde hem kışla da hem de arazide görev yapmasını rica ediyorum. Silah kullanmasın, önemli değil. Ama empati yapmak istiyorsa bu görevi çok rica ediyorum yapsın. O üniformayı. Çok rica ediyorum yapsın. Onu oy veren, onu seven, onu gitarıyla beraber halka çok cici çocuk diye tanıtanları hepsine birden söylüyorum. Lütfen. Bu adamı bir iki gün üst üste 24 saat polis, 24 saat asker olarak görevlendirsinler. Şimdi geleceğim polislere. Şimdi toplumda eskiden beri polislere karşı bir anlayış gelişmiş. Polisin en ufak bir uyarısında hemen tikenlerin ortaya çıkan bir milletiz biz. Değil mi? Bir en ufak uyarısında, en ufak bir anonsun. Şimdi efendim, geçmiş yıllara doğru gitmeyelim. Kafamızdaki algıyı silemiyoruz. Bir türlü silemiyoruz kafamızda algı. Ya nedense bilemiyorum, nasıl bir şey olacak bunu bilemiyorum ama kafamızda siyah tahta gibi bir tebeşirle yazılmış anlayışımız var ve biz bunu bir türlü silgi kullanıp silemiyoruz. Bundan yıllar öncesinden ilkokul mezunlarını, ortaokul mezunlarını polis yapıyordu devlet. Yapmak zorundaydı, ihtiyaç vardı. Bir şekilde biri birinin adamını buluyordu, biri tanıdığı vasıtasıyla. Farklı meslek gruplarıyla ilgili de bunlar oldu ülkemizde. Bakın oluyordu ve polis memurları oluşuyordu. Bu 30-40 yıl önce, kimseyi de küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Hani eğitimli, hem toplumsal, hem sosyolojik, hem psikolojik eğitimler konusunda belli seviyelerini tamamlamadan polis memuru olan, belki ben de olabilirdim, bu önemli değil. Hani bir yapı vardı. Ve polise karşı bir kaba anlayış, kaba davranış gösteriyor, güç kullanıyor, sertlik yapıyor anlayışıyla kafamızda bir polis imajı uyanmış. Yılların geçmişi. Bunlar bende de vardır, benim ailemde de vardır, babam da vardır, anam da vardır, sizde vardır, sizin ailenizde vardır. Ama sizin gibi yeni jenerasyonlar bir üst jenerasyonun aldığı polis anlayışını güdüyorsunuz. Siz de bu onun anlayışa devamlılığı... Ama şimdi anlatacaklarım çok enteresan şeyler olacak. Ve bu bakışla beraber kafamızda bir ön yargılı bir polis anlayışı belirdi. Bu Türk halkının hepsinde var. Peki bu Almanya'da yok mu? Bu Fransa'da yok mu? Şahit oluyoruz aslında. Var, aslında var. Dünyanın en sert polisi Almanya'dadır. Evet. En kaba kuvvet kullanan polisi Fransa'dadır. Direkt olarak müdahale ediliyor. Ve insana hiçbir şekilde merhamet göstermeden uygulama yapanlardan bir kısmı da Amerika'dadır. Bakın, Amerika'dadır. Ve oranın insanları, oranın milleti polis böyle yapmazsa oho pislik başına alıp gider anlayışından dolayı polise sahip çıkarlar aslında. Evet, caydırıcı. Bakmayın bazı olaylar şunlar bunlar oluyor. Neden? O ırkçılık olayından dolayı oluyor. Yani Amerika'daki polis, zenci, beyaz polis zenciye karşı uygulamayı farklı veya aşırı da dozu kaçırdığı zaman zencilerin hareketi ortaya çıkıyor. Ama onun dışında var mı? Yok. Fakat dediğimiz gibi Amerika'da belki o sertliği yapmazsa polis Amerika'yı pislik alıp götürecek. Bilemiyorum ama dünyanın en sert uygulamayı yapan ülkeleri biri Fransa, biri Almanya, birisi ise Amerika'dır. Evet, çok güçlü maalesef ülkelerden söz ediyoruz. Evet, bakın en demokratik ülkelerden, en teknolojik olarak polisi her anlamda aracıyla, silahıyla, teçhizatıyla, donanımıyla, teknolojisiyle donatılmış, ileri teknoloji kullanan ülkelerden bahsediyorum. Evet, ilkel ülkelerden bahsetmiyoruz. Evet, evet, bizimkiler gibi zeytinyağı gibi gibi zeytinyağı tenekesinden yapılmış tarzlı arabalarla gezenlerden bahsetmiyorum yani. Kurşun geçirmez onların araçları, biliyor musunuz? Her şeyleri özel daha profesyonel. Vardır. Dönelim tekrar polisimize. Toplumun bu yanlış algısı. Şimdi bakın, bir hesap yaptık. Bu var birçok yerde. Polis bir yılda kaç ay çalışır? Soru cevap gidelim ya, istersen diyalog yapalım seninle. Polis bir yılda kaç ay çalışır? Diğer memurlar kadar. Yani bir ay izin olsa 12 aydan bir ay çıktınız mı? 11 ay mı çalışır? Evet, 11 ay. Peki size şöyle bir şey söyleyeyim. Polis bir yılda 16 ay çalışır desem ne dersiniz? Şaşırırım haliyle. Matematiğe uymuyor değil mi? Nasıl olur? Bir ay zaten 12 ay, 12 aya nasıl 16 ay sığdırırsınız Fatih? Polis bir yılda 16 ay çalışır. Bir ay izni çıktıktan sonra. Evet, nasıl oluyor peki bu? Şimdi bakın hesaplara bakın şimdi. Bir polis memuru 1860 saat gündüz, 1860 saat gece çalışıyormuş. Toplamda 3720 saat çalışıyor bir yılda. Bu ayda 240 saat. Peki bir öğretmen, ha ben öğretmenin bunu yanlış yaptığı veya bu öğretmenlere hani öyle olsun anlamında değil. Öğretmene uygulanan doğrudur. Bir öğretmen yılda kaç saat çalışır?
hafta sonlarını çıkardınız, istirahatlerini çıkardınız, yıllık tatillerini çıkardınız. 8 ay yılda 950 saat çalışır. Dersleri de var, belli derslere giriyor. Bir öğretmen yılda 950 saat çalışırken bir polis memuru yılda 3720 saat çalışır. Ki 3720 saatlerini diğer memurlar günde 8 saat çalışır, doğru mu? Evet. Benim eşim de memur, ben biliyorum. Peki polis günde kaç saat çalışır? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çok bilmediğinizi daha fazla. Biliyorum, bilmediğinizi biliyorum. Polis memuru günde 12 saat çalışır. Bu adamlar karşı özel bir kanun çıkarılmış sanki. Peki diğer memurlar, işçiler, emek gücü hiç fark etmez. Mesaisinin üstüne mesaiye kalırsa ne yapar? Ek mesai alır, evet, doğru mu? Evet, fazla ücret. Ama polis memuru almaz. Bu onun polis için memuru ek mesailerinin dışında diğer memurlara göre yılda 30 hafta 12 ayda bir yıl izni çıktıktan sonra 5 ayda fazladan mesai yapar, biliyor musunuz? Aşağı yukarı bir öğretmenle aldığı ücret birbirine çok yakındır. Göstergeler tabii ki memurun kademesine göre değişkendir. Evet. Kendi içerisinde de değişiyor. Evet, evet. Ama İstanbul'daki polisle Artvin'deki polis aynı maaşı alır. Eğer aynı günün okulundan mezunlarsa, aynı kademeye, aynı statüye sahipse aynı maaşı alır. Ama Artvin'deki 200 lira, 300 lira kira verirken İstanbul'daki veya Samsun'daki 700, 800, 1000 lira kira verir. Yaşam şartları, harcamaları şartlar çok değişir. Daha farklı. Evet. Peki öğretmen, nüfus müdürü, hemşire, doktor veya vergi dairesinde çalışan diğer memurlarımız, işte bayındırlıkta çalışan diğer devletli memurları her gün işine giderken rahat rahat arabasına biner, işine gider. Can güvenliği ve var. Ve birçoğu da kendi kurumunda yemeğini yer, doğru mu? Evet. Peki dışarıdaki polis yemeğini nerede yer? Kendi cebinden mi? Cebinden yer. Cebinden yer. Peki birçok kurumda yemek var. Ama dışarıda görevli polis cebinden yer. Birçoğu da aç gidiyor, biliyor musunuz? Ekstra görevler yazılır. Efendim bilmem ne bakanı geliyor. Hayda. Eskortlu. Efendim seçim var. Her gün seçim, her gün miting. Hayda. Onların güvenliğini sağlayacaksın. Sürekli ayaktasın. Sürekli ayaktasın. Hiçbir iş yapıyor mu diye bazen konuşanlar var. Ben duyuyorum. Bir şey yapması mı lazımdı? Ne yapacaktı? Silahını çıkarıp ortalığı mı tarayacaktı? Ne yapacaktı? Bir insanın bir yerde sen şurada 6 saat diyeceksin demek bile çok ağır bir iştir, biliyor musun? Tabii ki. Psikolojik olarak o adam oradan hareket edemez zaten. Ve üstelik sürekli etrafını kollamak zorunda. Ama bizim polisimiz sadece onu yapmıyor ki. Bizim polisimiz etrafı korurken kendini de korumak zorunda. Can güvenliği yok çünkü. Çünkü şu anki ortamda can güvenliği de yok. Açık bir hedef gibi adeta, evet, üniforması var. Düşünebiliyor musunuz? Özellikle. Şimdi siz doğuda veya batıda önemli değil. Telefon açıyorsunuz karakola. Diyorsunuz ki efendim filan yerde bir vukuat var, bir olay var, bir hırsız var veya bir yaralama olayı var. Polis yangın çağırıyorsunuz. Var. Ya neyse, evet. Gördük ne yazık. Siz ekibe, bir ekip aracına biniyorsunuz, olay yerine gidiyorsunuz. Olay yerine niye gidiyorsunuz? Sizden imdat isteyen insanın yardımına koşmak, yardımına gitmek, görevinizi yapmak, yardımına, evet, gitmek. Oraya huzur, en azından orada güvenliği ortamı bozan sağlamak için. Ama bizim polisimiz onu güvenliğini sağlamaya giderken kendi güvenliğini bırakarak gidiyor. Gitmek zorundadır. Görevini yapmak zorunda. Niye? Alacağı 2000 lira, 3000 lira maaş. Ne yapıyor bu parayla? Evinde 2 yaşında, 3 yaşında evinde ekmek bekleyen insanları var. Evet. Şehit çocuklarının gözlerine bakamaz olduk artık. Bu insanlara biz ayda 10 bin lira, 15 bin lira maaş vermiyoruz. Hani ölümü göze aldım, kelle koltukta çalışayım, çoluğuma çocuğuma ekmek lazım demiyor. Bu insanlara biz 2 bin lira, 3 bin lira reva ettiriyoruz ve çalıştırıyoruz. Ne kadar? Yılda 16 saat, yılda 16 ay. Bir yıl 12 aydan ama benim polis memurum yılda 12 ay değil 16 ay çalışıyor. Biz bunu buna reva görüyoruz. Günde 8 saat öğretmeni çalıştırırken polisi günde 12 saat çalıştırıyoruz. Her olayda onları sürüyoruz. Her yere onları koşturuyoruz. Emir komuta zinciri. Bürokrasinin en çok dişlerinin üzerine gittiği kesim. Rahatlıkla. Psikolojikte böyle bir sürürüm etki, bir trafik polisi veya yolda görevli herhangi bir polis memurunu. Anında sizden kimlik soran. Ya zorumuza gidiyor ya. Zorumuza gidiyor. Kimlik sorsa zorumuza gidiyor. Ya bunu kendi güvenliği, senin güvenliğinin, toplumun güvenliği için. Değil mi? Kimlik, kendi şahsı için, evet, istemiyor sonuç kimlik, olarak. Şahsı için ne yapacak? Alıp da kimliğini nüfusuna mı geçecek adam seni? Evet. Yani düşünebiliyor musun? Alıp kimlik sorgulansa zorumuza giriyor. Karşı ve bu insanlara belki kaba davranıyoruz. Niye? Benim siyasi bir tanıdığım torpilliyim ben. Hepimiz torpilliyiz. Bir tek Türkiye'de polisler torpilsizdir, biliyor musunuz? Öyle bakarız biz olaya. Bir maça gireriz, polisin birisi, bir olay olur orada, kenara çekilin, toplum oraya buraya yönlendirirken ne bağırıyorsun, ne çığırıyorsun, ne itikliyorsun,
niye polise kaba davranırsa? Onun da bir insandır sonuçta. Eğer bir anda belki fevri davranabilir. O an psikolojisi bozuk, gece görevden gelmiş, oraya koş, buraya koş, her yere polis. Her yere polis. Psikolojik de bir baskı sayısına belli. Türkiye'de çok yüksek sayısında bir polis yok. 200 bin küsur civarında bir polis var Türkiye'de. Ve orada bir ağız çatışması, ağız tartışması, bu hareket başlıyor. Affedersiniz, kimseyi küçük görmüyorum ama en küçüğünden en büyüğüne kadar, efendim bak sen benim biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? İlk duyduğu kelime bu polisi. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Polis de şunu demiyor ki, sen benim kim olduğumu biliyor musun? E sen polissin. E sen kimsin? Benim dayılarım var. Hemen ilk karşılaştığı tepki. Bunu kullanabiliyor kişiler. Kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz ya. En ufak bir trafik cezasında bile emniyet müdürünü arayan değil toplum mi? Değil miyiz biz? Evet, devreye başkalarını sokmak. Yani birilerini aramıyor muyuz? Birilerini sormuyor muyuz? Karakola düşse, karakola çağrılsa adamın birisi, aman Allah'ım bütün avukatları onları bunları şunları hele hele biraz da ekonomik durumu yüksek olan. Ama vergi dairesine çağrılsa tıpış tıpış gidiyoruz. Değil mi? Aslında aynı şey. Farklı bir kurumun, farklı... ya o da devlet memuru, o da devlet. Evet. Zaten memur bey derler polise. Biliyorsunuz. Özellikle trafik polisi. Şimdi bakın nüfusta çalışana, mahallede çalışana, tarımda çalışana, işte devletin diğer birimlerine çalışana beyefendi derler. Emniyette çalışana memur bey derler. Ne? Sen devletin memurusun. İzlenimi var. Beyinlerimize kazınmış bir defa bu yanlış algı. Onu onların yüzüne vururuz biz. Öyle bir toplumuz ya. Oysa ya canın yandığı zaman ilk telefonda koştun ya nüfus idaresi değil, vergi idaresi değil, tarım il müdürlüğü değil, ziraat değil, maliye değil. İlk destek olmasını istediğin yer o. Ama ben bakıyorum Türkiye'de öyle bir kanun yapılmış ki. Zabıta memuru, polis. Maç güvenlik görevlisi, polis. Şarkıcıları korumakla görevli, polis. Büyük yani büyük yöneticilere ona şoförlük yapmakla. Emniyet müdürü niye taşısın benim polisim? Emniyet müdürü gitsin kendine özel bir sivil bir memur alsın ya bana ne? Polis. Emniyetin üst düzey polislerinin hanımlarını dahi lojmandan alıp filan yere taşıyan benim polisim. Değil mi? Bunlar değil mi? Evet ne yazık ki böyle. Benim polisim ne iş yapar? Benim polisim benim güvenliğimi sağlar. Ama önce kendi can güvenliğini sağlamak zorundadır. Ne dedik? 3000 lira maaşla ilgili sen git doğuda kelle koltuk altında görev yap. 24 saat görev yapıyor benim polisim orada. Benim polisim orada 12 saat görev yapmıyor. 24 saat görev yapıyor. Niye? 12 saat toplumu ve arkadaşlarını, çevresini koruyor. Diğer geri kalan 12 saatinde kendini korumak zorunda. Ailesini belki. Ailesini korumak zorunda. Niye? Çünkü çorba içen bile içerken bile şehit düşürülmüş. Gece sabah saat 6'da uyurken bile şehit düşürülmüş bir polisin yaşadığı bir ortamın ülkesindeyiz şu anda. Evet. Tez elde, tez günde İçişleri Bakanlığı'nın, Sayın Başbakan Davutoğlu'nun şu kaotik ortamda bence Türkiye'ye verebileceği en büyük müjdelerden birisi bu meslek grubunda çalışan arkadaşlarımızın tüm istediklerini, istediklerini derken makul ve mantıklı istekleri yerine getirmeleri. Bir, bana göre bana şu anda 10 bin lira maaş verseler ben Cizre'de görev yapmam. Değil mi? Kimse bunu yapamaz şu dönemde. Örnek veriyorum, yapamam. Ama vatanım için bir kuruş dahi almadan ülkem için orada görev yaparım. O başka bir şey. Evet, bunun bakın, örneklerini de gördüm evet, tarihte. Vatan için, millet için, bayrak için o farklı bir şey. Cizre'de değil, her yerde görev yaparım vatanım için. Ama bana meslek olarak bir meslek seç. Gel sana 10 bin lira verelim, Cizre'ye git. Bunu kimse istemez. Ben almam o görev. Ama benim polisim orada 3000 liraya görev yapıyor. Vatanın namusuna dil getirmeye çalışıp bilmem ne bağımsızlığını ilan eden kahpelere şu anda göğüs göğüse savaşıyor. Ya biz onların hiç doğru düz özlük haklarına baktığımız zaman hala 12 saat çalıştırıyoruz. Ya arkadaşım, tarım desteği diye bir para var bu devlette, tarım desteği diye. Bakıyorum asgari ücretli 800 lira alıyor, 900 lira alıyor. Onun parası sınırlı. Benim polisim 3000 lira alıyor, parası sınırlı. Adamın 120 bin metrekare tarlası var, tarım desteği alıyor. Para alıyor bu adam. Özel okullarda çocuklarını özel okula okutan, açıkça söylüyorum bunun biri de benim. Özel okulda çocuğum var ama devlet teşviği alıyorum ben. Düşünebiliyor musun? Bak ben çocuğumu şeyde okutmuyorum. Devlet okulunda okutmuyorum.
özel okulda okuyorum, bir miktar para veriyorum ve devlet bana teşvik veriyor, bir miktarını okula veriyor. Özel okullara şu anda dünyanın trilyonları akıyor. Evet. Vermeyin bu paraları kardeşim. Verirsen alırım. Verme. Verme bu paraları vereceğine 200 bin tane daha polis al fazladan. Değil mi? Veya çok fazla aşırı oluyorsa 100 bin tane al. Bu arkadaşlarımızı 12 saat değil 8 saat çalıştır. Değil mi? Hakları iyileşmiş olsun. Hakları da iyileşsin. Hiçbir insan para için şehit düşmez. Bakın hiçbir insan para karşılığında şehit düşmez. Evet. Ama bir insan vatanı için şehit düştüğü gibi herkes sevdikleri için ve namusu için de şehit düşebilir. Benim polisim para için şehit düşmüyor doğuda. Benim polisim doğuda önce sevdiklerini ekmek parası bulmak için evet, o mesleği tercih ettiği için. Sonra vatanı için, sonra kanunları, kuralları koyanların sen bu görevi yapmak zorundasın dediği için şehit düşmekte. Bakıyorsunuz araçlara, çoğu da çok güvenli ortamlarda çalışmıyorlar. Evet. Şu anda o kadar güvensiz bir, o kadar aslında korumasız konumdalar ki. Çok aşırı dedim ya, dünyanın en namussuz teröristi de bizde. Değil mi? Ne yapacakları belli değil. Nasıl hareket ne edecekleri, zaman yapacağı belli değil. Ne zaman hedef alacakları belli bir değil. Bir sokakta görev yapıyorsunuz. Affedersiniz kimseyi ayrıştırmıyorum ama bazen öyle bir ortamdasınız ki kimin vatandaş, kimin terörist olduğunu bilmediğiniz bir ortamda ayırt görev yapıyorsunuz. Bir sokakta görev yapıyorsunuz. Böyle bir ortamda çalıştırdığımız memurlara verdiğimiz özlük haklara bir bakın. Ciddi manada. Baskı onlarda. Siyasi baskı onlarda. Tayin, atama, şu, bu, işte oraya gönderirim, buraya gönderirim, tehdit onda. Çok rahat. Ne yapsın gariban polis? Şimdi siz isterseniz bir ilin merkezinde görev yapan, karakoluna görev yapan bir polisi alırsınız. O şehrin en ucra noktasına bir müdürün veya bir valinin yasıyla beraber gönderebilirsiniz. Ya bu adam oraya nasıl gidecek gerçekten? Bu adamın çoluğu çocuğu yok mu? Bu adamın okuyanları yok mu? Bu adamın eşi yok mu? Bakın dikkat edin, sadece bekardan bakmayın olaya. Tabii burada ki bir de aile ortamı da var olan. Burada. Buradan bakıyorsunuz. Gidin şu anda bakın. Teçhizat olarak da, kırtasiye ve lojistik olarak da en çok desteğin, özür dilerim, en az desteğin verildiği birimlerden birisi. Hı hı. Şu anda meslek grupları içerisinden bu işin doğası gereği, evet, çünkü güvenlik ve koruma onun elinin altında. Evet. En çok şehit verdiğimiz mesleklerden birisi. Polistik. Ama nedense ülkenin şu anda en büyük birinci gündemi ne Burcu Hanım? Terör şu anda. Terör bak seçimden bile daha önde şu anda terör. Kesinlikle. Türkiye'nin şu anda gündemi terör. Sonra seçim. Evet. Sonra ekonomi. Değil mi? Evet. Bakın en önemli gündem terör ama terörle mücadele etmesi gerekenlere biz istediğimiz kaynakları vermiyoruz. Evet, o haklara verilmiyor. Sahip değiller. Evet, o haklara sahip değiller. Bahsetmek istediğim benim bu. Hı hı. Bir çelişki var. Ve hala biz onları 12 saat çalıştırıyoruz. Bir insanın anatomik olarak gereksinimleri ve ihtiyaçları vardır. Siz günde 12 saat çalışırsanız sizin bir zaman sonra anatomik olarak uzuvlarınızda bozukluklar meydana tabii gelir. Tabii ki verim düşecek. Organlarınızda bozukluklar meydana gelir. Bu uzuv ve organ bozuklukları sizi bir zaman sonra psikolojinize travmatik hareketler yapar. Ve psikolojinizin gerginleşmesiyle sizin artık bir şeyi daha kolaylıkla absörtme olayı ortadan kalkar. En ufak bir olayda sert tepki gösterebilirsiniz. Siz koyarsanız Taksim'e polisi saatlerce diyaltırsınız orada gençleri, o çevik kuvvet polislerini. 12 saat orada diyaltıyorsunuz. Hadi çocuklar uyumaya. Çocuk nasıl gitsin? İstanbul'da çalışıyor. Evine varması 4 saat alıyor, 3 saat alıyor. Gidecek, orada yapacak, bir daha kalkacak, 200 saatlik yolculuktan sonra bir daha gelecek, 12 saat bir daha orada diyelecek. Neyin içerisinde? Yazın ortasında. Sen ayağında sandalet giyerken o ayağında bot giyiyor. Sen rahat rahat bulucunlara gezerken o kafasında kas taşıyor. Ve gergin bir ortam. Elinde silahın var, ağırlığın var. Tabii bir ortam yaşıyorsun. Ve bunu bir emir komutayla. İsteyerek mi yapıyorsun bunu? Hayır. Nasıl isteyerek yapıyorsun? Bunu kim ister? Kimse isteyerek yapmıyor. Adam mesleği gereği yapıyor. Mecburiyetten dolayı yapıyor. Ve o ortamın içerisinde o anda bir kaotik bir ortam, kaos oluyor. Hadi bakalım. Başındaki amir yapmazsan cezan var. Şimdi bakın. İşte vur emri falan çıktı. Hı hı. Hatırlar mısınız? Ankara'da bir polis memuru bir Ankara'daki eylemde bir polisi bir vatandaşı silahının ateş alması, vurması neticesinde yargılandı, görevden el çektirildi. Hatırladınız mı? İsimleri söylemiyorum. Hı hı. Peki o görüntüde ne vardı? O polis memuru elinde insanları kenara doğru almaya çalışırken bir anda terörist demeyeceğim. Çünkü öyle bir ortam değil orası. Sadece hı hı. toplumsal bir hareketti o. Evet. Toplumsal hareket göstericilerin arasında kaldı ve taşlamaya başladılar onu.
O anda düşünebiliyor musunuz? Bir insan psikolojisini düşünün şimdi. Tabii ki. Ben şimdi onun psikolojisine giriyorum. Bir anda ne olduğunu bilemiyorum. Hiçbir psikoloji bunu kaldırmaz. İnsan iradesi bunu kaldıramaz. Bir anda onların eylemciler arasında kalıyorsunuz. Taşlar geliyor, sopalar geliyor, oradan buradan saldırıyorlar. Linç edileceğinizin, öleceğinizin korkusunu bir anda taşırsınız. Tabii bir korkuya o anda o genç daha delikanlı, daha genç o çocuk da daha çocuk ya. Hı. 30 yaşın altındaydı bildiğim kadarıyla. Ve mesleğe gereği orada. Ve bir anda ne uğradığını şaşırıyor. Kendini gayri ihtiyari can havliyle, kendini koruma niyetiyle bir refleks yapıyor. Ve silahını çıkarıyor. Silahını çıkarıyor. Bakın. Yolda yürürken, şu anda silah taşıyan binlerce Türk vatandaşı var. Hı hı. Yolda yürürken, yanınızda eşiniz varken, çocuğunuz varken birisi ona ağır bir şekilde saldırsın, ilk yapacağınız şey silahınızı çıkarmak olur. Silah ve ölümü sevmeyen insan dahi olsanız, hı hı, ilk refleksiniz o olur biliyor musunuz? Ama orada can havliyle neye uğradığını bilmeyen bir polis memuru silahını çıkarıyor ve silahı şöyle tutuyor. Bakın, havayı ateş etmenin hesabında. Görüntülerde var, Google'da var mı ya? Silahını şöyle tutmuyor. Şöyle tutuyor, hı hı, şu şekliyle ateş ediyor çaprazda ve hemen bir orada bir duvarın üstündeki işte o ölen çocuğa denk geliyor. Yazıktır, ona da üzüldük tabii ki. Ama şu şekilde elini tutuyor. O eli böyle miydi, böyle miydi? Şimdi mahkemede tartışıyorlar polisler, uzmanlar, işte bilir kişiler böyle yapmalıydı. Yok bu. Ya kardeşim o sopayı, o taşı, o odunu sen niye kafana bakalım nasıl tutuyordun silahını? Yok 30 derece açıdaydı tutmuştu da aslında öyle değildi de böyle tutması lazımdı da çocuk yani ihtiyarıyla şöyle tutmuş ve atmış silahını. Diğerinin vücuduna denk gelmiş. Yazık, ona da yazık. Ama bu psikolojiden bakmıyoruz biz olaya. O çocuğu meslekten değerlendirmiyoruz. İçeri attık o çocuğu biz. Bu polis beyamızı içeri attık. Ondan sonra diyor ki efendim vur emri çıktı polis kendini korusun. Ya nasıl vursun ya? Vur emri çıksın diyenler de var hatta. Nasıl çıksın? Süreçte. Polis kendini korusun. Nasıl korusun ya? Adamın en doğal refleksi ve en büyük kendini savunma pozisyonunda bile kazara olmuş bir olay olduğunu Google'dan izlediğiniz zaman görüyorsunuz. Attık dışarı bu adamı. Nasıl olacak bu iş? Şimdi sen bu psikolojiyle beraber 2000 lira 3000 lira maaş için evine ekmeğini çoluğuna çocuğuna helal bir lokma götürmenin hesabında yapıyor. Hesap yapıyorlar biliyor musunuz? Muhasebeci oldu benim polis memuru. Vallahi es muhasebeci oldu. Hepsi alıyor şimdi. Akşam evlerine gittiği zaman ay sonunda şuraya şu borcum var. Şuraya çocuklara bu vereceğim. Çocuğun haçlığını 5 lira ancak 5 lira olacak. Çünkü daha yok. Öteki çocuğun günü 3 lira yapalım. 8 lira yapar. 20 gün okul açık. Şu şu şöyle, bu böyle. Şuraya bunu alacağım, buna bunu alacağım. Hepsini kuşandı falan. Hesaplamak zorunda. Hesaplamak zorunda. Ancak eşi çalışıyorsa rahat. Hı hı. Her ay hanım ne kadar biriktirdik, ne kadar koyduk kenara, şu kadar koyduk tamam. Kenara koyalım. Ben polis memurundan bahsediyorum. Emniyet müdüründen, amirinden, hı hı, bahsetmiyorum. Evet, siz yüksek maaşlarından bahsetmiyorum. Söz ediyorsunuz. Ben polisin memurundan bahsediyorum. Ancak ikinci maaş olursa 15 yıl sonra bir araba, 25. yılda bir ev alabiliyor. Durum bu. Çift maaşlıysa. Neye çalıştın kardeşim bir ömür boyu? Bir arabayla bir eve çalıştım. Allah'a hamdolsun bir de çocuklarımı okutabildiğim kadar okuttum. Şükür olsun, hamdolsun diyor. Bakın şimdi bizim halimize. Ben diyorum ki bakın en azından Samsun'da bir örneği Sayın Valim, Sayın Emniyet Müdürüm göstersin. Hı hı. Samsun'da başarılı bir emniyet müdürü var. Evet. Bakın ona teklifim var. Bunu orduya, oradakini tanımıyorum. Giresun'a, Sinop'a. Örnek olsun. Şöyle bir şey yapalım Karadeniz'de. Dışarıda görev yapan polis memurlarının günlük en azından öğlen yemeğini yiyebilecekleri bir ortam oluşturalım. Değil mi? Bu da büyük bir katkı en azından. En azından bir lokantayla anlaşılsın. Bir vakıf, bir dernek vasıtasıyla beraber gidilsin oradan her gün yemeklerini yiyebilsinler. Bir küçük bir katkı. Hı hı. Bu konuştuğumuz konunun çok küçük bir noktası bu. Evet. Hiçbir polisimiz ne dilencidir, hiçbir polisimiz bu kadar da aciz durumda değildir ama... Tabii ki. Kesinlikle bu ajitasyonu yapıp da bir mesleği de rencide etme niyetinde değilim. Aman Allah'ım en son aklıma gelmeyecek bir şeydi bile o. Ama emekliliklerinde maaşları %48 düşen bir meslekten bahsediyorum. Değil mi? Emeklerinin karşılığını alamayan bir %48. Emekli oluyorsunuz, polis memurusunuz. Emekli oluyorsunuz, maaşınız %48 aşağı geliyor. Yarı yarıya düşüyor neredeyse. Ama demiş ki bir de efendim senin demiş şeyin var devlet. Senin yıpranma payın var. Niye? Çünkü zor bir meslek yapıyorsun. Evet. Ölümle burun burunasın. Toplumun en zor işlerinden birini yaptığın için
can güvenliği sıkıntısı. O yüzden demiş sana işte 25 yılda değil de 22 yılda veya 20 yılda emeklilik hakkı veriyorum. Veriyorsun ama nasıl emekli olayım ki abi? Onun fazlasıyla çalışmış oluyor zaten. Tabii ya. Bir anda 3000 liraya kendime bir hayat standardı belirtmişim. Sen benim hayat standardımı şak diye asıl benim paraya ihtiyacım oldu bir zamanda. Çünkü niye? İnsan 55 yaşından sonra paraya ihtiyacı olur mu? Olur. Çünkü sağlık sorunlarının başladığı, çocukların yetiştiği ve büyüdüğü, artık üniversiteye gittiği, onların evlenmek isteyeceği bir dönem başlamıştır. Değil mi? Çok fazla harcamaların olduğu bir dönem. Elbette ki ya. Benim 8 yaşında bir oğlum var. Etine butuna baksan, onun bana aylık masrafına bak. Bir de benim şimdi o oğlumun bir de 25 yaşına geldiğini düşün. Bir de onun masrafına bak. Değil mi? Tam benim böyle çoluğumu, çocuğumu yetişkin gençlik evlenme döneminde, üniversite döneminde beni emekli edeceksin. Maaşım yarı yarıya. Evet, ve emeklilik hakkı veriyor. Maaşı emekli oluyorum. Aldığım ikramiyle bir ev alamıyorum ama. İkramiyle bir ev alamadığım gibi maaşımı 3000 liradan 1,5 bin liraya, 1500'e düşürüyorsun. Gel de geçin şimdi. Nasıl emekli olayım ben kardeşim? Tabii emekli edersen bana sürün diyorsun. Emekli olamam diyorum ben de. Mecburen çalışmak zorundayım diyorum. Bunu da yapıyor polislerimiz. Ama yapıyoruz yani. Ya ama şu anda polise verdiğin olay bu. Polise verdiğin olay bu. Dedim ya az önce. Konsere git, sanatçıları o korusun. Maça git, futbol takımlarını o korusun. Şoförlük yapsın, zabıtalık sınavlarda yapsın. Sınavlarda aramalar. Her şeyi polise veriyorsun. Ama her şeyi polisten bekliyorsun. En ufak olumsuzluğu polise yüklüyorsun. En ufak olaylarda da aman polis, aman imdat polis diyorsun. Bizim polis algımız değişmeli. Polisimizin iyi yönde değişmeni istiyoruz, talep ediyoruz. Değil mi? Talep ediyoruz bunu. Ama önce biz değişmeliyiz. Değil mi? Önce bu mesleğin bu zorluklarını, önce bu mesleğin güçlüklerini, önce bu meslekte insanların nasıl yıprandıklarını, nasıl bir zor şartlarda çalıştıklarını kabul edersek. Evet, empati yaparsak biraz. Evet. Size iyilik yapanı iyilik verirsiniz, doğru mu? Size iyilik yapan sokakta, yolda, orada, burada, işinizde, caddede bir insan size bir iyilik yapsa siz çok memnun olursunuz. Fırsatını bulsam da ben de onun bu iyiliğine bir iyilik versem diye bakarsınız. Evet. Çünkü insan olan iyiliğe iyilikle cevap verir. Ama bize en büyük iyiliği yapan mesleklerden birisi değil mi polislik şu anda? Evet. En büyük iyiliği yapıyorlar. Trafiğimizi düzenliyorlar. Can güvenliğimizi sağlıyorlar. Huzurlu, mutlu olarak yaşamamızı sağlıyorlar. Bugün şu memleketten polisi çek, sen buradan evine çiftliğe gidemezsin. Çünkü toplumda o kadar kötü insan da var. Sana mutlaka zarar vermek isteyen insanlar çıkacaktır. Malına, canına, her şeyine. Sana zarar vermek isteyenler çıkacaktır. Burcu, bize bir iyilik yapan bir meslek var orada. Bunu niye göremiyoruz biz? Evet, ama bunu gördüğümüz takdirde, o zaman toplumsal o iletişim, o zincirin halkaları birbirini tamamlamış olacak. Evet. Ama bunu ilk yapması gereken hükümet, mevcut hükümet. Buradan ilan ediyorum, duyurmaya çalışıyorum. Sesim gider gitmez, çok umurumda değil. Hani karınca demiş ya, ben bu uğurda öleyim, önemli değil. Ama en azından bir şey yapmış olayım hesabı. Sayın Davutoğlu'ndan ve Sayın İçişleri Bakanı'ndan talebim şudur ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan polis memurlarının, bütün kademesinde görev yapanların, hepsine mutlaka farklı bir özlük hakları verilmeli, sayılarının artırılması, 12 saatlik çalışma saatlerini 8 saate diğer memurlarla eş değere düşürülmesini talep ediyorum. Artı polislere gereksiz angarya işlerinin yapılmamasını. Gecenin saat 1'inde adam uyku uyuyor. Çiftlikte veya bir başka caddede, Atakum'da, Canik'te. Telefon açıyor karakola. Ya kardeşim dışarıda bir kavga var veya adamın birisi alkolü fazla kaçırmış. Nedir bu yaşına müdahale edin. Hemen karakoldan ekip gidiyor oraya. Arkadaşlarım var, polis memuru arkadaşlarım var. İsimlerini buradan söyleyemem belki ama. Ya ciddi manada gözlerinin altında kırışıklıklarını görüyorum, yıpranmışlıklarını görüyorum. Değil mi? Zor. Ve mesleklerini yaparken tedirginliklerini görüyorum. Yani öyle bir şey ki sağa tükürsen sola tükürsen olmuyor. Üste tükürsen bir, alta tükürsen sakal. Böyle bir ortamda cambazlık yapıyor benim polis memurum ya. Cambazlık yapıyor polis memurlarımız. Nasıl cambazlık? İnsanları, toplumu germeden. İşlerini de layıkıyla yaparak evet. Ve aynı zamanda o ortamı, huzuru sağlamaya çalışıyor. Gidiyor oraya. O olaya gidiyor. Bakıyor. Ya karşımdaki adam kimdir? İn midir, cin midir? Psikopat mıdır? Balyayı çekmiş mi? İlacı çekmiş mi? Bir anda ona yaklaştığım anda şak diye bıçağını çıkarıp kalbimden beni bıçaklamayacağını malum. Ölmedi mi komiser? Evet, yardıma giden polisi vurmadılar mı?
Oldu bu ülkede. Evet. Her şey olmadı mı? Dünyanın her yerinde bu tip olaylar var zaten. Ama düşünebiliyor musunuz? Her olaya bir vukuatla gider. Benim polisim benim ülkemde evinden çocuğundan 2 yaşındakini 5 yaşındaki körbe çocuklarının gözlerini öperek ayrılırken eşine vedalaşarak çıkıyor ya. Helalleşerek çıkıyor ya. Ve şu anda bu iki kadına çıktı. Çok bırak bunu şurada çorba içmeye giderken olacağım. Benim polisim artık eşiyle helalleşerek, haklaşarak çıkıyor ya. Her gün iki günde bir doğuda görev yapan polis ailesini arıyor şu anda. Değil mi? Aileler endişeli. En azından sesimi duymuş olsun son iki gün içerisinde. Hani bir daha duyamayabilir endişesiyle. Evet. Veya doğuda görev yapanları sürekli aileler aramak zorunda. Sürekli aman Allah'ım, endişeliler. Endişeli. Sürekli siz panik böyle haldeler. Bir mesleğe biz şu anda sıradan bir memur muamelesi yapıyoruz. Özlük haklarını yeterli seviyede vermiyoruz. 12 saat çalıştırıyoruz. Ücretleri belli ve kısıtlı. Evet. Ben inşallah küçük bir adım da olsa bir adım olarak bunu yapıp devletin, yetkililerin, özellikle Başbakan Davutoğlu'nun ve İçişleri Bakanı'nın bu konuya tez elden parmak basmasını rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey, ben katıldığınız için ve yorumlarınız için.